Evet sayın izleyicilerimiz, Hemit Fuarı'nda gezimiz devam ediyor. Tek Rumeli TV ekranlarından Sefa Güneş'le Memleket Sefası programında şimdi yine yanımızda Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut Üner var. Sayın Üner nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sefa abi, siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk evet. Çatalca'nın bu güzel gülen yüzü yine ekranlarda yansıyor şu an. Yağımızda, suyumuzda ve birçok çeşitli ürünlerimizde. Başkan biraz kendinizi anlatır mısınız? Şimdi Sefa abi 2019 31 Mart'ta göreve geldik. Göreve geldikten sonra hemen hemen 3 yıl oldu. Bu 3 yıl içinde kendimize bir yol haritası çizdik. Bu yol haritasını hiçbir şekilde şaşırmadan düzgün bir şekilde zorlu şartlarda olsa bile dönem noktasında biliyorsun 2-3 yıla gidiyoruz. Pandemi sorunu yaşıyor ülke. Dünya yaşıyor daha doğrusu. Ama biz koyduğumuz hedeflerin hemen hemen hepsini yaptık. Şimdiye kadar Çatalca'da yapılmayan belki 25-30 yıllık hizmeti 3 yıla sığdırmaya çalışıyoruz. Çok da iyi noktaya geldik. Çatalca'nın meydanında 52 bin metrekare bir millet bahçesi yaptırıyoruz şu anda. Bu millet bahçesi Çatalca'nın inanın akşamları insanların sosyalleşebileceği bir nokta olacak. Aynı zamanda meydan altı otoparkı yapıyoruz 300 araçlık. Onun üstünde de büyük bir Cumhuriyet Meydanı yapıyoruz. Bir de bizim bir büyük projemiz daha var abi. Bir spor akademisi kurduk Çatalca'ya. Buradaki amaç şu, Çatalca'daki gençlerin daha iyi nasıl yönlendirebiliriz? Birincisi bu çocukları bir yerde toplayıp spor noktasında onlara sporla başladık. 3400 tane şu anda sporcumuz var. Bunların da içinde yetenekli olan çocuklara dedik ki yalnızca spor böyle rutin spor değil de yarışmacı spora da dönüştürelim bunu. Ne yapabiliriz dedik. Hemen şunu yaptık. Çatalca Belediye sporu kurduk burada. Basketbol, futbol, voleybol, handbol, okçuluk, güreş, bocce. Yani 14 branş var bizde şu anda. Son 2 ayda da Sefa abi güreşte ve karatede 2 tane Balkan şampiyonluğu çocuğumuz oldu. Bu çocuklar hepsi Çatalca'nın çocuğu. Dışarıdan getirtmedik. Amacımız zaten üst kategorilerde yarışmak değil, çocukları alt kategorilerde iyi yetiştirip yetenekliyse daha iyi yerlere gitsin. Futbolcuysa Fenerbahçe'ye gitsin, Galatasaray'a gitsin, ne istiyorsa gitsin. Mesela benim kendi kızlarım var. Bir tanesi futbol oynuyor Galatasaray'da. Bir tanesi de basketbol oynuyor Galatasaray'da. İkisi de Galatasaray'da. Bir de biz Çatalca'ya da kadın futbol takımını da kurduk. Kadınlarımıza da bu noktada, gençler noktasında eğildik. Bununla beraber biz başka ne yapıyoruz? Çatalca'da büyük bir mesire alanı yapıyoruz şu anda. Çatalca'nın hemen girişinde Orman Bakanlığımızdan 430 bin metrekare eski havuz bölgesi dediğimiz yerde sosyal tesis, yüzme havuzu, ondan sonra golf, mini at oyunlarının olduğu yer, ondan sonra macera parkları, düğün alanları, yürüyüş alanları, bisiklet alanları hemen hemen hepsi bu 430 bin metrekarenin içinde olacak. Onunla beraber ne yapıyoruz? Çatalca'da gençlerimize yönelik işler yapmaya başladık. 8. ve 12. sınıflara giden çocuklarımıza dershane açtık Çatalca'da. Tam 14 tane öğretmeni kendi büyüğümüze aldık. Çocuklara bedava dershane eğitimciliği veriyoruz. Yani 8'e giden çocuğu liseye hazırlıyoruz. 12'ye giden çocuğu da üniversiteye hazırlıyoruz şu anda. İnşallah bu sene iyi de başarı bekliyoruz buna da. Başka ne yaptık çocuklarımıza? Rehabilitasyon merkezi kurduk. Özel eğitim rehabilitasyon merkezi kurduk. Bu özel eğitim rehabilitasyon merkezinde Çatalca yüz ölçüm olarak İstanbul'un biliyorsun en büyük ilçesi. %24'üne sahibiz. Şimdi 55-60 kilometre öteden bir çocuk abi Çatalca'ya geliyor. Annesiyle düşünün arabada engelli bir çocuk. Ve oradan tekrardan Beylikdüzü'ne gidecek diyelim ki spor eğitimi alacak. Ya da ne bileyim odyolog eğitimi alacak. Başka yanında psikiyatri eğitimi alacak. Biz bunların hepsini Çatalca'ya getirdik. Spor hocası büyüğümüze 2 tane beden spor hocası aldık. Aynı zamanda 3 tane odyolog aldık. Fizik tedavi kurduk, merkezi kurduk. Köylerimizde evinde yatalak yatan ya da zorlan hastaneye girecek olanları biz gidiyoruz. Biz randevu veriyoruz, evlerine gidiyoruz, fizik tedavi yaptırtıyoruz. Başka bir şey daha önemli var. Sağlık hizmeti kurduk Sefa abi. Diyelim ki vatandaş durumu iyi olmayan bizi arıyor. Diyor ki ben diyor Çam Sakura'dan genel cerrahinden şey alamıyorum, randevu alamıyorum. Biz onun adına randevu alıyoruz Sefa abi. Sonra randevu diyelim cuma günü. Sabah cuma günü belediyedeki arkadaşımız gidiyor 50 kilometre ötedeki Binkılıç'tan
vatandaşımızı alıyor. Çam Sakura'ya getiriyoruz. Tedavisini görüyor. Tekrardan alıyoruz, evine götürüyoruz. Yani müthiş derecede bir sosyal belediyecilik noktasında vatandaşımıza dokunmaya çalışıyoruz. Bir tane çok büyük bir yaşam alanı yaptık. Burası enteresan, bu çok önemli şey olarak. İsmini de bir dönem önceki Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanımız Cem Karan'ın ismini verdik. Yani buradaki amacımız Çatalca'da birlik beraberlik içinde hizmet etmemizi. Kesinlikle. Başka bir şey daha yaptık. Bir tane daha yaşam alanı yaptık. Orayı da Cem Başkan'dan önce ANAP'tan belediye başkanlığı yapan İsmail abinin ismini verdik. İsmail'i yaşam alanı diye ismini verdik. Yani bizim derdimiz Çatalca'da partizanlık yapmadan, partileri ayırt etmeden. Cem Karan da rahmetli belediye başkanı değildi. Biz onları da mutlaka yapmazdık. Evet. Partizanlık yapmazdık. Evet. Sizin gibi düşünüyoruz. Aynı düşüncelerde olduğumuz için. Demek ki bu vefa borcunuzda. Allah razı olsun. Belediye başkanı da görüşürüz. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Bu hizmetleri yaparken Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız çok destek oluyor. Bakanlarımız çok destek oluyor. Biz de Çatalca'ya daha iyi hizmetleri nasıl getirebiliyorsak hepsi için çalışıyoruz şu anda. Ve Çatalca değişime ve gelişime hazır bir noktada, ama şunu söyleyeyim. Çatalca'nın hiçbir zaman yapısal olarak bozmayacağız. Çatalca İstanbul'un akciğerleri olarak kalacak, yeşili olarak kalacak. Tarım bölgesi olarak kalacak, orman bölgesi olarak kalacak, çiftçiliğimizi de yapacağız. Biz çiftçilik yapmaya başladık. Bakın bu yağları biz kendimiz ürettik. Çatalca Belediyesi'nin ürünü bu şu anda. Kendi yerimize ektik abi, 200 dönüm ayçiçek ektik. Oradan çıkan bütün ayçiçeklerimizi sıkıma yolladık. Çıkan yağı bu şekilde depoladık. Şu anda vatandaşlarımız, bugün de vatandaşlarımızın durumu iyi olmayanları tek tek dağıtıyoruz. Ücretsiz dağıtıyoruz. Ücretsiz dağıtıyoruz. 2500 tane yağ yaptırdık. Hepsini şu anda vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu önemli bir proje. Evet. Çatalca'nın bu konuda verimli bir topraklar. Aynen. Bir de bir konuya daha değineceğim başkanım. Ben sizinle ilk kez röportaj yapıyorum. Evet. Ama diyabınızı hep duyardım. Sağ olsun. Bahadır kardeşim de bahseder. Çatalca için büyük bir şans olduğunuzu herkes söylüyor. Ben de bunu şu an gördüm. Çünkü bunları yapıp da halkın ücretsi dağıtan başkanlar bence vatandaşı düşünen. Allah razı olsun. İnşallah. Yani biz tabii bu işler önemli. Neden önemli? Bir kere vatandaşımızla gönül bağımızı kuruyoruz. Siyaset gelir geçer. Bu makamlar kimseye kalıcı değil abi. Aynen. Önemli olan bir şeyler yaparken ilçedeki halkına dokunabiliyorsan, gençliğine bir şeyler verebiliyorsan bu önemli. Biz yarın belediye başkanlığını bıraksak ben yine o meydanlarda dolaşacağım. Çünkü oranın çocuğuyum. Başka gidecek yerim yok. Ben 1924 Senandik'ten o zaman mübadeleyle gelen bir ailenin torunuyum. O yüzden Çatalca'da bizim yapacağımız en güzel hizmet vatana, millete, gençliğe, halkına yapacak hizmet noktasıyla bakıyoruz. Hiçbir zaman partizanlık yapmayız. Ben meclise hep şunu söylüyorum. Biz hükümetten ne getirebiliyorsak hizmet getirelim. Siz de büyükşehirden getirin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meclis üyelerimizi. Kime getireceğiz? Vatandaşa getireceğiz. Seçimler 3-5 ay kala, adaylar çıkarsa ya abi, Allah kime nasip ederse o belediye başkanı olur. Bize nasip ederse devam ederiz. Başkasına nasip ederse kolunu kaldırmasını da çok iyi biliriz. O yüzden Çatalca'da biz birlik beraberlik içinde bu işi götüreceğiz. Kimseyle kavga etme lüksümüz de yok. Çünkü sokağında da, cenazesinde de, düğününde, bayramında da biz beraberiz. O yüzden olmak zorundayız. Evet. Bir Türk millet olarak bu vizyon projelerle de zaten bu projelerle Çatalca halkının hepsini bitirdik abi. Başkanım. Evet, yani projeler tüm mahallelerde. Evet sevgili izleyiciler, sevgili Çatalcalılar, belki bilmeyenler, görmeyenler, duymayanlar vardır. Bunlar da yine Çatalca Belediyesi'nin yapmış olduğu vizyon projeler bitmiş olarak şu an hizmetinizde. Çatalca evet cennet, gerçekten yeryüzünün cennet Çatalca. İnanın. Bakın böyle bir yer var mı başka yerde? İşte bunlar hep Çatalca'da var. Bunlar da turizm olarak sizler de yamaç zaten var. İstanbul'da bilmeyen insanlar varsa gidip görebilirler diyorum. Net. Sayın Başkanım, turizm olarak da bölgenin, İstanbul'un en güzel yerlerinden biri evet. Çatalca. Aynen, o şekilde. Bu konuda da yine yatırımlarınız vardır. Tabii ki. Yeni otel
projeler falan yapılacak. Çünkü Çatalca'nın en büyük sorunu konaklama sorunuydu. Bizim geçmişte yapmıştık olduğumuz programlarda günübirlik denize gidiyorlar ama İstanbul'a gelmek istemeye var geri ama konaklama sorunları vardı. Şimdi, bunları da çözüyorlar. Evet, 3 bölgede düşünüyoruz konaklama şeyini. Yalıköy, Binkılıç, Çilingoz dediğimiz yer müthiş bir koy. Aynı zamanda ormanda. Bu üç yerde hem ormanla iç içe doğa turizmi şeklinde yapmak, denizle ormanı birleştirmek burada. Planlarımız şu anda oluşuyor. O şekilde kalıcı yer yapacağız. Bir de Yalıköy'de biz balıkçı barınağı yaptırıyoruz şimdi Allah nasip ederse. Bütün her şeyimizi, planlarımızı bitirdik. İhalesi, planların ihalesi de bitti. Ulaştırma Bakanlığı'yla projemizi yapma aşamasına geldik. 1150 tane şu anda amatör balıkçı var Çatalca'da. Yani bu ne demek? 1150 tane haneye belki ekmek kapısı olacak bu balıkçı barınağı. Ve Çatalca'da bölgeyi değiştirecek bir noktaya gelecek. Başarılar diliyoruz. Biz Sayın teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vermiş olduğunuz bu bilgilerle Çatalca halkına ve İstanbul halkına önemli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Bizlere de yolunuz açık olsun diyoruz. Allah razı olsun. Sefa abi siz de gelip bizimle burada buluştuğunuz için biz size çok çok teşekkür ederiz. Fuar hem Çatalca'ya hem İstanbul'a hem ülkemize hayırlı olur diye düşünüyorum. 2021 iyi geçti. İnşallah 2022 onun daha iyi noktasına gelir. Çünkü turizmden gelen gelir ülkenin %30'undaki gelirlerini kapsayacak noktada. Ben güzel bir ambiyans gördüm. Zaten temin açılışta da bakan yardımcıları ve konuşmacılar şunu söyledi. Erken rezervasyonlar bir dönem öncekine göre çok daha iyi noktada diye. İnşallah hayırlısı oldu İstanbul Çatalca için, ülkemiz için diye. İnşallah efendim. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.